Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün nükleik asitleri ve ATP'yi öğreneceğiz. Bugünkü dersimizin sonunda aslında yaşam bilimi biyoloji ünitesini yani birinci ünitemizi de bitirmiş olacağız. Hemen programımızı da göstereyim. Artık ay sonuna geldik. DNA, RNA ve ATP pazar yani bugün karşınızda. Yarın da birinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlikler bir sonraki günde masal konusu karşınızda olacak. Konumuzu bitirdiğimize göre... Tabii ki öncelikli olarak ödevlerimizden de biraz bahsedeyim. Ödevlerimizi de vermiş olayım. İkinci ünitemiz olan hücre ünitesine geçmiyoruz. Gençler bugün yaşam bilimi biyolojiyi bitiriyoruz. Yani Dinamo'da sayfa 73'e kadar yapmadığınız herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Özellikle karma testlere dikkat edin. Biz e, ünitenin sonuna karma sorular koyduk. Karma soruların içerisinde tüm konularla bağlantılı kısımları bulabilecek siniz. Aynı şey sıfırdan 9'a içinde geçerli yaşam bilimi biyoloji ünitesinin sonuna kadar geliyorsunuz. Yani sayfa 81'e kadar çözmediğiniz herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Bugün de DNA'yı, RNA'yı ve ATP'yi göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikli olarak bugün neler öğreneceğiz? Nükleik asit çeşitlerini anlatacağız. Yani DNA ve RNA olduğunu söyleyeceğiz. DNA'nın tanımını yapacağız. RNA'nın tanımını yapacağız. Bunların özelliklerini, canlılarda hangi işe yaradığını anlatacağız. ATP'nin yapısı ve özellikleri de yine bugünkü dersimizin konusu olacak. Nükleik asitlerle başlayalım. Nükleik asitlerle kimi kastediyormuşum? Deoksiribonükleik asidi ve ribonükleik asidi. Yani DNA ve RNA'yı kastediyorum tüm canlılarda tabii ki nükleik asitler bulunuyor. Bunlar karmaşık yapılı organik moleküller. Nükleik asitlerin keşfi de ilk kez hücrenin çekirdeğinde gerçekleşiyor. O yüzden bunlara çekirdek asidi anlamına gelen nükleik asit ismini veriyorlar. Nükleik asitlerin yapısında da tabii ki çeşitli elementler bulunacak. Biz birazdan yapılarını gördüğümüz zaman bu elementleri de kendimiz çıkartabileceğiz. Çünkü diyeceğiz ki bunlarda azotlu organik bazlar bulunacak bulunur. Yani yapıda azot var. Sonra bunların şekeri var. Şeker karbonhidrat olduğuna göre karbonhidratlarda da CHO olduğuna göre nükleik asitlerde de bu elementler bulunacak. Sonra nükleik asitlerde fosfat grubu bulunur diyeceğiz. Yani yapıda fosfor elementi de yer alacak diyeyim. Nükleik asitler tabii ki bizim hücremizin yönetici molekülleri. Taşıdıkları bilgilere göre protein sentezini kontrol ediyor, enerji üretimini kontrol ediyor, hücre bölünmesini kontrol ediyor hücredeki metabolik faaliyetleri yönetici moleküller kontrol ediyor DNA dediğimiz zaman bizim genetik bilgimizden bahsediyoruz canının kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasından sorumlu olan genler tabii ki DNA'nın üzerinde ve DNA sayesinde kalıtsal devamlılık sağlanmış oluyor hücremizde iki tane nükleik asidimiz var dedik bunlar baş harflerinin kısaltılmasıyla isimlendiriliyorlar Birincisi deoksiribo nükleik asit dediğimiz DNA, ikincisi ise ribo nükleik asit dediğimiz RNA olacak. İkisinin arasındaki farklardan bir tanesini şekil üstünde görebiliyorum. Şimdi baktığımız zaman DNA'nın çift zincirli bir yapıya sahip olduğunu, RNA'nın tek zincirli olduğunu görüyorum. Nükleik asitlerin tabii ki yapı birimleri olacak. Nükleik asitlerin yapı birimlerine de nükleotit ismini vereceğiz. Nükleotit dediğimiz şeyi de şu şekilde göstereceğiz. Bir tane azotlu organik baz olacak. Buna bağlı 5 karbonlu bir şeker olacak. Buna bağlı da fosfat grubu dediğimiz grubumuz söz konusu olacak. Nükleotitler bir araya geldiği zaman büyük bir nükleik asidi meydana getirecekler. Poli ne demekti? Çok demekti. Yani en sayıda nükleotit bir araya gelirse poli nükleotiti çok nükleotiti meydana getirecek. Aynı amino asitlerde olduğu gibi karbonhidratlarda olduğu gibi en sayıda bir araya gelirse en eksi bir sayıda da su açığa çıkmış olacak. DNA'nın ve RNA'nın yapısındaki azotlu organik bazlara baktığımız zaman bunları pürinler ve pirimidinler olmak üzere ikiye ayırabiliyoruz. Adenin ve guanin pürin. Timin, urasil ve sitozin ise pirimidin oluyor. Birazdan söyleyeyim ama Birazdan söyleyeceğim ama baştan da söylemiş olayım. Timin sadece kimde bulunuyor? DNA'da. Urasil ise sadece RNA'da bulunuyor gençler. Adenin, guanin, stuzin ise hem DNA'da hem RNA'da bulunuyor. 5 karbonlu şeker ise nükleik asitlerin tabii ki isimlendirilmesinde kullanılıyor. Yapısına deoksiriboz şekerini alana DNA yani deoksiribo nükleik asit. Yapısına riboz şekeri alana ise RNA yani ribonükleik asit ismini veriyoruz. İnorganik fosfat grubu ise hem DNA'da hem RNA'da bulunuyor gençler ikisinde de aynı yapıda olacak. Hemen azotlu organik bazlara başlıyorum. Başta söyledik pürinler ve pirimidinler olmak üzere iki gruba ayıracağız. Pürin bazları biri altıgen diğeri de beşgen olan iki tane halkadan meydana gelecek. Yani pürin bazlarına çift halkalı diyeceğiz. Pirimidin bazları ise sadece altıgen şekilli bir halkadan meydana gelecek. O yüzden de pirimidin bazlarına da tek halkalı şekerler tek halkalı azotlu organik bazlar diyebiliriz. Geldim 5 karbonlu şekerlere yani pentozlara tüm nükleotit çeşitlerinde 5 karbonlu bir şeker bulunacak. İki çeşit 5 karbonlu şekerimiz vardı. Biri riboz, diğeri deoksiribozdu. Hatta karbonhidratları anlatırken demiştim ki bunlar daha sonra da karşımıza çıkacak. Riboz gidecek kimin yapısına katılacak? RNA'nın. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılacak. Şekerlerine bakılarak isimlendirilmeleri söz konusu olacak. Fosfat grubu dediğimiz zaman da HPO4'ten bahsediyoruz. Aslında kısacası P ile de gösterim yapacağız. Bir nükleotidin yapısında mutlaka fosfat bulunacak. Baktığımız zaman azotlu organik vaz, 5 karbonlu şeker ve fosfat adını verdiğimiz yapılardan meydana geliyor. Şöyle bir gösterim de söz konusudur. Gençler hemen ondan da bahsetmiş olayım. Okuldaki hocalarınız şöyle de gösterebilir. Burası neydi? Azotlu organik baz dediğimiz kısımda Buna bağlı olan neyimiz vardı? 5 karbonlu şekerimiz vardı. Buna bağlı olan da bir fosfat grubundan bahsediyoruz. Azotlu organik bazla 5 karbonlu şeker bir araya geldiği zaman nükleozit oluşmuştur diyeceğiz. Yapıya fosfat grubu eklendiği zaman da nükleotit sentezi gerçekleşmiştir diyeceğiz. Azotlu organik bazla 5 karbonlu şekerin arasında karbonhidratlarda bulunan bağ var. Yani glikozit bağı dediğimiz bağ var. 5 karbonlu şekerle fosfatın arasında ise ester bağı dediğimiz bağ bulunuyor diyeyim. Buradan da nükleik asitlerin yapılarına biraz daha girelim. Nükleik asitlerde aynı iplik üzerinde bulunan bir nükleotitin fosfatıyla diğer nükleotitin şekeri arasında bağ kurulacak. Yani şu bir nükleotitti, bu da bir nükleotitti. Nükleotitlerin birbirine bağlanmasını ise fosfodiester bağı dediğimiz bağlar sağlamış olacak. Canlılardaki nükleotit çeşitleri aslında aynı. Sende de timin nükleotiti, adenin nükleotiti, guanin nükleotiti, sitozin nükleotiti var. Bende de aynısı var. Nasıl oluyor da seninkiyle benimki birbirinden farklı bir yapıya sahip oluyor? Yani senin DNA'nla benim DNA'm aynı nükleotitlere sahip ama nasıl birbirinden farklı oluyor? Çünkü nükleotitlerin sırası birbirinden farklı, sayısı birbirinden farklı. Böylelikle canlıların genetik yapısı birbirinden farklı olmuş oluyor. Gelelim deoksiribonükleik asit dediğimiz DNA'ya. DNA'ya baktığımız zaman canlıların genetik bilgisini taşıyan, bilgileri sonraki döllere aktaran, protein sentezini yöneten çift iplikli sarmal yapılı bir polinükleotitten bahsediyoruz. DNA'ya baktığımız zaman ökaryot hücrelerde yani çekirdeği olan hücrelerde nerede bulunacak? Tabii ki çekirdekte bulunacak. Aynı zamanda mitokondri ve kloroplast organellerinin de kendine ait DNA'sı ve RNA'sı vardır unutmayın. Prokaryot hücrelere baktığımız zaman prokaryot hücrelerde çekirdek denilen yapı yok. O zaman DNA tabii ki nerede bulunacak? Stoplazmada serbest halde bulunacak diyeyim. Etrafı bir zarla çevrili olmayacak. Tüm DNA moleküllerinde bir iplikte pürüm bazının karşısına diğer iplikte mutlaka pirimidin gelecek. Her zaman şu durum söz konusudur gençler. Adeninin karşısına kim gelmek zorunda? Timin guanin'in karşısına sitozin gelmek zorunda hatta adeninle timinin arasında ikili hidrojen bağı Guaninle stozinin arasında ise üçlü hidrojen bağı dediğimiz bağ kurulacak. Hemen şuradan da göstermiş olayım. Adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı. Guaninle stozin arasında ise üçlü hidrojen bağı kurulur. O zaman bir DNA'daki adenin sayısı timin sayısına eşittir. Guanin sayısı da stozin sayısına eşittir. O zaman pürin bölü pirimidin oranı her zaman bir çıkacak. Hemen şuradan göstereyim. Şimdi Pürin bölü Pirimidin yaptığımız zaman, pirimidin yaptığımız zaman pürinler kimlerdi? Adenin ve guanindi. Pirimidinler ise timin ve stozindi. Adenin sayısı timine, guanin sayısı stozine eşit çıktığına göre cevabımız her zaman bir olacak. Bazen yazıyorum bilmem kaç nükleotitten oluşan bir DNA'da bilmem kaç tane adenin vardır. Pürin bölü pirimidin oranı kaçtır? Hiç işlem yapmana gerek yok. Yapıştır biri, Geç çünkü mutlaka birbirine eşit olmak zorundalar. Adeninle timini toplayıp guaninle sitozinle bölersek de e, türü özgü bir rakam ortaya çıkıyor. Tabii ki bu rakamı bilmemize gerek yok buradan DNA molekülünü zayıf hidrojen bağlarını tekrardan söylemiş olayım. Adenin ile arasında ikili zayıf hidrojen bağı guanin ile sitozinin arasında ise üçlü zayıf hidrojen bağı dediğimiz bağlar kuruluyor. Bunlar fiziksel bağlarlar. O yüzden bunların sentez sırasında su açığa çıkmaz. Bazen de şöyle sorular soruyor. İşte DNA'ları verdi bunlardaki nükleotit sayılarını verdi. Diyor ki hangisi daha dayanıklıdır? Hangisini sıcağa maruz bırakırsak yapı daha geç bozulur diyor. Guanin ile Sitozin arasında üçlü bağlar kurulduğu için DNA'da guanin ve Sitozin oranı ne kadar fazlaysa o kadar çok bağ kurulacak. O DNA o kadar dayanıklı olacaktır gençler. Bu soru kalıbına da dikkat edin. DNA'nın tabii ki biz çok güzel anlattık. Adenin karşısına timin geliyor, guanin karşısına sitozin geliyor. İkili bağlar kuruldu, üçlü bağlar kuruldu. Bunlara deoksiribozlar, fosfatlar bağlandı. Bunlar çift zincirli bir şekil aldılar. Bunun keşfedilmesi tabii ki bizim anlattığımız kadar kolay şekilde gerçekleşmiyor. Çift sarmal modeli dediğimiz modeli 1953 yılında Watson ve Crick adını verdiğimiz iki tane bilim insanı öne sürüyor. Daha sonra yapılan çalışmalar da bunların gösterdiği modelin doğru olduğunu ortaya çıkartıyor. Bu nedenle bunlar Nobel Ödülü alıyorlar. Hücre bölüneceği zaman yani yeni bir hücre meydana geleceği zaman tabii ki giden hücrelere oluşan hücrelere DNA'nın kusursuz bir şekilde gitmesi lazım. O yüzden de hücre bölünmesinden önce DNA kendini eşleyecek miktarını iki katına çıkartacak sonra bu DNA yavru hücrelere aktarılmış olacak. DNA'nın kendini eşlemesine de replikasyon ismini veriyoruz. Bir canlının vücut hücrelerindeki DNA'ların da sırası ve sayısı aynı. Şöyle düşün. Senin gözünden, kulağından, dalağından, pankreasından bir hücre alsam, bu hücreleri karşılaştırsam, ha bu iki aynı insana ait iki hücredir diyebilirim. Çünkü DNA'ların sırası ve sayısı birbiriyle aynı. Nükleotitler aynı sıra ve sayıyla dizilmiş oluyorlar. Şey gibi düşün. Adam gidiyor bir cinayet işliyor. Cinayet mahalline kanını bırakıyor. Diyorlar ki ha katilin kanı bu. Sonra şüphelendikleri kişilerden tükürük örneği alıyorlar. Kanla karşılaştırıyorlar. Ha katil buymuş diyorlar. Neden? Kanımdaki DNA ile tükürüğümdeki DNA birbiriyle aynı yapıda. Aynı türe ait canlıların DNA'ları büyük oranlarda birbirine tabii ki benzer. O yüzden de DNA benzerliklerine bakarak canlıların akrabalık derecesini belirleyebiliyoruz. İki canlı birbirine ne kadar yakın akrabaysa DNA'ları da birbirine o kadar çok benzeyecektir diyeyim. Geleyim buradan da ribonükleik asit dediğimiz moleküle yani RNA'ya. Riboz şekeri bulunduran nükleotitlerin bu sefer birbirine bağlanmasıyla meydana gelecek. DNA çift iplikli bir yapıya sahipken RNA dediğimiz molekül tek iplikten meydana gelecek. DNA protein sentezine şifre verecek. Yani protein sentezleneceği zaman DNA'dan alınan şifreye göre işler gerçekleşir. Bu işlerin gerçekleşmesinde de tabii ki RNA'lar görev yapacak. RNA'ya baktığımız zaman prokaryot hücrelerde nerede bulunacak? Ya hocam çekirdek yok. O zaman tabii ki nerede bulunacak? Stoplazmada. Ama prokaryot hücreleri hatırlayın prokaryot hücrelerde zarsız organel olan ribozom organeli vardı. Ribozom organeli de rRNA dediğimiz RNA ile proteinlerin birleşmesiyle oluşan bir organeldir. Yani ribozom organelinin yapısında da RNA bulunacak. Ökaryot hücreleri düşündüğüm zaman tabii ki çekirdeğimin içerisinde RNA'm var, çekirdekçiğimde var. Sitoplazmamda protein sentezi gerçekleşirken RNA'lar görev yapıyor. E benim de ribozom organelim var. O zaman ribozom organelinin içinde de var diyebiliriz. Mitokondri ve kloroplastların da kendine ait DNA'sı ve RNA'sı olduğunu söyledim. Unutma, ikisinde de iki tane nükleik asit var. DNA'ya baktığımız zaman çekirdek zarındaki porlardan geçemiyor. Yani şöyle hayal et. Bizim hücremiz vardı. Hücremizin içerisinde çekirdeğimiz vardı. Hücre zarındaki deliklere por ismini verdik. Çekirdek zarındaki deliklere de yine por ismini vereceğiz. İkisini kendi içinde kıyaslayacak olursak çekirdek zarındaki delikler hücre zarındaki deliklerden daha büyüktür. Bu çekirdeğin içerisinde ne var? DNA var. Bir de DNA adını verdiğimiz molekül var. DNA'dan RNA sentezi çekirdekte gerçekleşir. Sonra bu RNA'lar çekirdekten çıkarak sitoplazmada iş yaparlar. He. O zaman RNA dediğim şey çekirdek zarlarındaki porlardan geçebilecek büyüklükte ama DNA geçemiyor. DNA çekirdekten çıkıp sitoplazmaya gitmez. DNA ile RNA'yı kıyas yaparsan DNA çok daha büyük bir yapıya tabii ki sahip olacak. RNA molekülü DNA gibi kendini eşleyemez. RNA'yı kim sentezler? DNA sentezler. Tüm RNA çeşitleri DNA üzerinden sentezlenir. Yine bilmemiz gereken bir kısım vardı. Neydi? Timini gördük mü kimi yapıştıracaktık DNA'yı Urasili gördüğümüz zamanda kimi yapıştıracağız? RNA'yı yapıştırmış olacağız. RNA tek zincirden meydana geldiğine göre bunun karşısına bu bunun karşısına bu diye bir şey söyleyemem. Yani RNA molekülündeki guanin sayısı sitozine işte ne bileyim urasil sayısı adenine eşittir diyemem gençler. RNA'lara baktığımız zaman da 3 çeşit RNA'mız var. Bunlardan birincisi mesajcı messenger haberci RNA dediğimiz mRNA'lar. İkincisi taşıyıcı transporter dediğimiz tRNA'lar. Üçüncüsü ise ribozomal yani rRNA'lar olacak. Bunların hücrede bulunma miktarına da bakacak olursak gençler hücrelerde ribozom organeli çok olduğuna göre bir hücrede en fazla bulunan RNA çeşidi rRNA'dır. İkisi arasında kaldığım zaman da protein sentezine mesajı veren RNA'lar işi bittiği zaman yıkılır. tRNA'lar ise amino asiti taşıyan moleküllerdir. O yüzden tRNA'ların miktarı mRNA'ların miktarından tabii ki fazla olacak. Protein sentezini de şöyle kaba taslak bir anlatayım size. Bu RNA'lar nasıl iş yapıyor? Aklımızda birazcık otursun. Şimdi şu senin hücrende bu da içerideki çekirdeğinde şurada genetik materyalin olan DNA var. Şurada da ribozom organeli dediğimiz organel var. DNA'dan kim sentezlenecek? Mesajcı RNA sentezlenecek. Mesajcı RNA sentezlendikten sonra bıdı bıdı, bıdı, bıdı bıdı buradan çıkıp ribozom organeline bağlanacak. Bu ribozom organeline bağlandığı zaman ribozom organelinin bir küçük alt birimi, bir büyük alt birimi var. Ribozom organelinden şifre geçerken gelen şifreye uygun olarak da tRNA dediğimiz RNA'lar amino asitleri bağlayıp bağlayıp ribozoma getirecekler. Ribozomda amino asitlerin arasında peptit bağları kurulacak. Böylelikle protein sentezi gerçekleşmiş olacak. O zaman DNA şifreyi verdi. mRNA bu şifreyi taşıdı. tRNA amino asitleri getirdi. E RRNA RNA ne yaptı? R RNA zaten ribozomun yapısında var. Ribozom R RNA'dan meydana geldiği için tüm RNA çeşitleri protein sentezinde görev yapar diyebiliriz. Buradan tabii ki mesajcı RNA ile başlamış olayım. Protein sentezi için gerekli olan genetik bilgiyi DNA'dan alıp stoplazmadaki ribozomlara taşıyan aracı moleküllere mRNA ismini veriyoruz. Mesela şu ribozomun büyük alt birimi bu da küçük alt birimi dediğimiz birim. Buradan geçen şifrede bizim mRNA dediğimiz molekül oluyor diyeyim gençler. Bu gelen şifreye uygun olan da protein sentezi entezlenmiş oluyor. Taşıyıcı RNA dediğimiz zaman taşıyıcı RNA da tek zincirden meydana gelir ama taşıyıcı RNA'da özel katlanmalar sonucu üç boyutlu bir yapı oluşur. Üç boyutlu yapı oluştuğu içinde arada zayıf hidrojen bağı dediğimiz bağlar kurulabilir. DNA ile tRNA'nın ortak özelliğidir. 3 boyutlu yapı kazanıldığı için zayıf hidrojen bağları bulundurmak tRNA'nın işi neydi? Sitoplazmadaki amino asitleri ne yapacaktı? Ribozoma taşıyacaktı. tRNA'lar diğer RNA'lar gibi tek zincirden oluşur. Üzerinden DNA üzerinden sentezlendikten sonra özel katlanmalar yaparak yonca yaprağına benzeyecekler üç boyutlu bir yapı kazanacaklar. Birbirine bakan kısımlarda zayıf hidrojen bağları kurulabilinecek. Her bir tRNA molekülü de kendine özgü bir amino asiti bağlayacak. Yani senin amino asitinle tRNA da birbirine uyumlu olmak zorunda. Yani bu tRNA kafasına göre her amino asiti taşıyamıyor. Mutlaka şifreye uygun olan amino asitleri getiriyor hemen ribozomal RNA'ya yani rRNA'ya da geçiyorum. Ribozomal RNA proteinlerle birlikte tabii ki nerede bulunacak? Ribozomların yapısında bulunacak. Hücrelerin içerisinde en fazla miktarda bulunan RNA'nın rRNA olduğunu söyledik. rRNA'lar da ökaryot hücrelerde çekirdekçikte sentezleniyor. Önce çekirdekçikte sentezlendikleri zaman aktif değiller. Sitoplazmaya geçtikleri zaman aktifleşip ribozom organelini meydana getirebiliyorlar. rRNA'lar da ribozom organelinin yapısını oluştururken yine 3 boyutlu bir yapı kazanıyor. O yüzden rRNA'larda da zayıf hidrojen bağları bulunmuş olacak. Yani RNA'lar da 3 boyutlu yapı kazanırken hidrojen bağları kurulur. Sadece mRNA'da kurulmuyor zayıf hidrojen bağları çünkü o zincir şeklinde. 3 boyutlu bir yapı kazanmıyor. Katlanmalar olmuyor diyeyim gençler. DNA ve RNA'yı bitirdiğimize göre hemen kendi içerisinde bir kıyas yapayım. Öncelikli olarak tabii ki şekil üstünde bir karşılaştırma yapayım, sonra sözel olarak da bilmemiz gerekenleri söylemiş olayım. Bir kere bunları baş harflerine göre isimlendiriyorduk. Yani şuraya geldiğim zaman DNA'yı çizmiş olayım, şu tarafa geldiğim zaman da RNA molekülünü göstermiş olayım. Bunlar nükleotit adı verilen yapı birimlerinden meydana geleceklerdi. DNA'da da nükleotitler var, RNA'da da nükleotitler var. Azotlu organik bazları bu bunların neler olabiliyordu? Adenin, timin, guanin, sitozin olabiliyordu. 5 karbonlu şekeri mutlaka deoksiriboz adını verdiğimiz şekerdi. Fosfat grubu ikisinde de ortak. RNA'ya baktığım zaman adenin olur ama timin olmazdı. Urasil bulunacaktı. Guanin ve sitozin bulunurdu. 5 karbonlu şekeri riboz adını verdiğimiz şeker. Fosfat grubunu yani ortak olarak gösterebilirdik. O zaman timini işaretledim. Urasili işaretledim işaretledim fark olarak. Deoksiribozu işaretledim, ribozu işaretledim. DNA dediğin şey çift zincirli sarmal bir yapıdaydı. RNA ise tek zincirden meydana geliyordu. Hadi bunları bir de sözel olarak söyleyelim. DNA'nın yapısında tabii ki adenin, guanin, sitozin bulunacak. Bir de timin vardı. Ya, RNA'nın yapısında da adenin, guanin, sitozin var. Bir de Urasil var. DNA'nın şekeri deoksiriboz, RNA'nın şekeri ise riboz adını verdiğimiz şeker. Fosfat grubu tabii ki ikisinde de ortak. DNA çift iplikli bir yapıya sahipken RNA molekülü tek iplikten meydana geliyor. DNA'ya baktığımız zaman yönetici molekül hücre bölüneceği zaman tabii ki kendini eşleyebiliyor. Kendinde bir hata varsa bu hatayı da onarabiliyor. DNA kimi sentezliyor RNA'yı. O zaman RNA'ya ihtiyaç var diye RNA kendi kendine eşleyemez. DNA tarafından sentezi gerçekleşir. RNA'da bir hata, bir sorun, bir problem meydana gelirse RNA kendi kendine onaramaz. Gerekirse yıkılır. DNA yeni RNA'ları sentezler. Yerlerinden bahsettik. DNA'ya baktığın zaman ökaryot bir hücrede DNA nerede bulunacak tabii ki? Çekirdeğin içerisinde bulunacak. Çekirdekçik dediğimiz kısımda da DNA molekülü var. Aynı zamanda mitokondri ve kloroplast organelleri de tabii ki DNA'ya sahip. Prokaryot hücrelerin Tabii ki sitoplazmasında yer alacak. RNA'ya baktığımız zaman fark nerede? Ribozomda. Ökaryot hücrelerde yine çekirdekte, çekirdekçikte, sitoplazmada, mitokondride, kloroplastta görebiliyorsun. Bir de ribozomlarda görebiliyorsun RNA'yı. Prokaryot hücrelerde de sitoplazmada ve ribozomlarda tabii ki bulunacak. DNA protein sentezine şifre verir. O yüzden protein sentezine dolaylı olarak katılır. RNA ise gayet protein sentezinde görev yapar. mRNA şifreyi getirir. tRNA amino asitleri getirir. Zaten protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli ee, R RNA yapılıdır. DNA çift tiplikli olduğu için adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin geliyor. Bu yüzden de pürün bölü pirimidine bir ismini verdik. RNA'da ise adenin uras ile guanin sitozine eşittir. Yok bölersen bir çıkar gibi bir şey yok gençler. O yüzden burada böyle bir oran yoktur diyoruz. Buradan da tabii ki hemen ATP'ye geçiyorum. ATP dediğimiz zaman da adenozin trifosfat dediğimiz molekülden bahsediyoruz. Canlılarda enerjinin kullanılabilir formu ATP dediğimiz molekül oluyor gençler. Aslında yapısı biraz nükleotitlere benziyor. Ama azotlu bu organik baz olarak mutlaka kime almak zorunda? Adenin bulundurmak zorunda. Başka hiçbir şey almıyor. 5 karbonlu şekeri aynı RNA'daki gibi riboz olmak zorunda. Sonra yapıya 3 tane de fosfat ekleniyor. Şuradaki bağ aynı nükleik asitlerdeki gibi glikozit bağı dediğimiz bağ. Buradaki yağları birbirine bağlayan aynı nükleik asitlerde söylediğimiz gibi ester bağı şunlar ise yüksek enerjili fosfat bağları zaten bu bağların koparılmasıyla açığa serbest enerji çıkıyor. Canlıların ortak özelliklerini anlatırken size ekstradan yazdırmıştım. ATP sentezlemek, ATP tüketmek de tüm canlıların ortak özelliği. ATP tabii ki depolanamayan, hücreden hücreye transfer edilemeyen bir molekül. O yüzden ben ömrüm boyunca durmadan ATP üretmek zorundayım. ATP'yi ürettiğim işte solunum tepkimeleriydi. Yani ben ölene kadar devamlı olarak solunum yapmak ATP üretmek zorundayım. Tüm canlıların hayatsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu enerji besinler yoluyla alınacak ki enerji veren organik bileşiklerimiz kim? Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler başka hiçbir şey enerji vermez. Bunların yapısındaki kimyasal bağ enerjisini solunumla canlılarda kullanılabilen ATP'ye çevirmiş oluyoruz. ATP'ye baktığımız zaman tabii ki adenin bulunduracak, riboz bulunduracak, 3 tane de fosfat bağı bulunduracak. Adeninle riboz birleştiği zaman adenozin ismini verdik. Buna bir tane fosfat katılırsa adenozin monofosfat mono bir mono demekti ya. Tuttun, bir tane daha fosfat ekledin. O zaman adenozin di fosfat meydana geliyor. Sen üçüncü fosfatı eklediğin zaman da adenozin trifosfat yani ATP dediğimiz molekül sentezlenmiş oluyor. Şu bağları koparttığın zaman yani ATP'nin yapısındaki fosfatı kopartıp attığın zaman da tabii ki açığa serbest enerji çıkmış oluyor. ATP'nin yapımına baktığımız zaman enerji alan bir olay olduğunu yani endergonik bir reaksiyon olduğunu görüyoruz. Yıkımı ise enerji veren yani egzergonik bir reaksiyondur. ATP suyla parçalanır. ADP ve P'ye dönüşür. Tabii ki açığa serbest enerji çıkar. Bunu bilmeni istiyorum. ATP sentezine fosforilasyon ismini veriyoruz. ATP yıkımına ise de fosforilasyon ismini veriyoruz. Defosforilasyon yaptığımda yani ATP'yi yıktığımda çıkan serbest enerjiyi de enerji gerektiren tüm işlerimde kullanıyorum. Hemen onlardan da bahsedeyim. Mesela ADP'den burada ne yapılmış? ATP sentezlenmiş. ATP üretilen olay nedir? Solunum. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum veya fermantasyon olayları olacak. Bunlar sonucunda ATP üretilecek. ATP tükettiğim olaylar ne? Hareket etmem için bu kaslarımın kasılıp gevşemesi için amino asitlerden protein, glikozlardan glikojen yani biyosentez reaksiyonlarını gerçekleştirebilmem için aktif taşıma yapabilmem için sinirsel iletim yapabilmem için tabii ki enerjiyi harcamam yani ATP'yi parçalamam gerekiyor. ATP hücrede depolanamaz. Bu nedenle hızlıca her canlı hücre üretecek ve tüketecek. Şöyle bir alternatifim yok. Ya böbrekciyim sen bu gece çalışma ben hiç tuvalete kalkmayayım. Dalağım senin için gerekli olan ATP'yi göndersin diyemezsin. Tüm hücrelerin gece gündüz çalışıp ATP üretimini gerçekleştiriyor. ATP enerji birimi olmasının yanında hücrede RNA sentezinde de doğrudan katılmış oluyor. Ökaryot bir hücreyi düşündüğümüz zaman tabii ki oksijenli solunum mitokondri organelinde gerçekleşecek ve hücrenin tüm diğer olaylarında kullanılacak. Ama fotosentez yapan canlılarda kloroplast organelinde de ATP sentezi gerçekleşebiliyor. Kloroplast organeli burnu büyük pinti diyor ki ben ATP üretirim. Ama kendi ürettiği ATP'yi kendim tüketirim. Yani fotosentez tepkimeleri sonucunda ATP üretiliyor, yine fotosentez tepkimeleri sonucunda tüketiliyor. Kloroplast kimseden almıyor, kimseye vermiyor. Ama mitokondri ürettiği ATP'yi herkese veriyor. Tüm faaliyetlerde bu ATP kullanılmış oluyor. Konumuzu bitirdik. Birkaç tane de soru çözelim bitsin. Yukarıda verilenlerden hangilerine bakılarak bir nükleotitin ait olduğu nükleik asit çeşidi söylenemez diyor. Şimdi pürin bazlarına baktığım zaman adenin ve guanin'den bahsediyorduk. Adenin ve guanine bakarak ben a bu DNA'dır, a bu RNA'dır diyebilir miyim? diyemem çünkü DNA'da da var RNA'da da var. 5 karbonlu şekerlerimiz deoksiriboz ve ribozdu. Bunlara bakarak söyleyebilirim gençler. Derim ki deoksiriboz taşıyorsa DNA'dır, riboz taşıyorsa RNA'dır. İnorganik fosfat grubu ikisinde de ortak. Yani inorganik fosfata bakarak da bir şey söyleyemem. Hangilerine bakarak söylenemez dediği için cevabımız 1 ve 3 oldu. 5 karbonlu şekere bakarak söyleyebiliyorum. Nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde verilenlerden hangilerinin sayıları bulunabilir diyor. Şimdi nükleotit sayısı biliniyormuş. Mesela 100 nükleotitten meydana gelsin. 100 nükleotitten meydana geldiğine göre bir tane nükleotit buraya çizersem, bir tane nükleotit de çiftlikli olduğu için karşısına gelmek zorunda. Mesela burada işte bir tane nükleotitse bir tane deoksiriboz şekeri, bir tane fosfat olacak. Yüzün üstünden gidiyor diyorum. Yüz nükleotitten oluştuğuna göre yarısı pürin, yarısı pirimidin olmayacak mı? O zaman mesela pürin sayısı yarısı kadardır deyip hesaplayabilirim. Glikozit bağı sayısını da hesaplayabilirim. Bir nükleotitte bir tane glikozit bağı olduğuna göre 100 nükleotitten oluşuyorsa 100 glikozit bağı vardır derim. Hidrojen bağı sayısı demiş. Hidrojen bağı sayısına baktığım zaman adeninle timinin arasında ikili hidrojen bağı, guaninle sitozinin arasında üçlü hidrojen bağı bulunuyordu ben bunların ne kadarı guanin ne kadarı timin ne kadarı adenin bilmiyorum ki bilemediğim için hidrojen bağı sayısını hesaplayamıyorum. Hangileri bulunabilir dediği için de cevabımız 1 ve 2 oldu. Diğer bir sorumuza da bakalım. 1200 adet deoksiriboz şekeri içeren bir DNA molekülünde 400 tane timin nükleotidi bulunduğuna göre bu DNA eşlenirken toplam kaç tane zayıf hidrojen bağı kurulur? Gerçekten de birkaç tane işlem yapmamız gereken bir soru. Şimdi DNA'nın yapısında azotlu organik baz 5 karbonlu şeker ve fosfat yok muydu? Bir tane nükleotitte bir tane şeker yok mu? O zaman 1200 adet deoksiriboz şekeri taşıyorsa 1200 tane nükleo nükleotitten meydana geliyordur diyeceğim. Nükleotit sayısını buldum. Sonra diyeceğim ki bunun 400 tane timini varsa 400 tane de adenini vardır. ikisi birbirine eşit olmak zorunda olduğu için. 400 400 daha ne yapar? 800. 1200 nükleotit toplamda olduğuna göre 800 tanesi adenin ve timin olduğuna göre kalanının yarısı guanin, yarısı sitozin olacak. Kaç kaldı? 400. O zaman bunun 200 tanesi guanin, 200 tanesi de sitozin olmak zorunda. DNA kendine eşlerken tabii ki arada bulunan zayıf hidrojen bağı kadar bir daha bağ kuracaktır. Adeninle timinin arasında ikili hidrojen bağı, guaninle sitozinin arasında üçlü hidrojen bağı kuruluyordu. O zaman tek tarafı çarpmam yeterli. 2 çarpı 400'den 800 tane ikili hidrojen bağı kurulacak. 3 çarpı 200'den de 600 tane zayıf hidrojen bağı kurulacak üçlü. Yani toplama baktığımız zaman 1400 tane zayıf hidrojen bağı kurulacaktır diyoruz. Ve cevabımız D'ye düşmüş oluyor. Diğer bir soruma geçtim. DNA ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir demiş. Genetik bilgiyi tabii ki taşıyacak. Protein sentezleneceği zaman DNA diyor ki dur. Ben şifre vereceğim, benim verdiğim şifreye göre sentezleyeceksin. O zaman protein sentezini yönetir diyebiliriz. Tüm canlı hücrelerin çekirdeğinde bulunur. Hadi oradan. Prokaryot hücrelerde çekirdek mi var? Prokaryot canlıların çekirdeğinde bulunmaz. Çift iplikli sarmal bir yapıya sahip olduğunu söylemiştik. Hangileri söylenebilir dediği için cevabımız 1 2 ve 4 oldu. Bir hayvan hücresinde bulunan nükleik asitlerin parçalanması sonucu aşağıda verilenlerden hangisinin ortamda birikmesi beklenmez. He, hayvansal bir hücreden bahsediyoruz. Parçalanan DNA'da olabilir, RNA'da olabilir. RNA ise yapıda adenin ribonükleotidi bulunabilir. DNA ise guanin deoksiribonükleotidi bulunabilir. He, timin ribonükleotidi yani RNA olsun. Ama yapıda timin olsun diyoruz. Timin ve riboz şekeri bir araya gelmez. Yani timin ribonükleotidi diye bir şey olmaz. Stozinin DNA'nın yapısına katıldıysa deoksiribonükleotide oluşmuş olabilir. RNA'nın yapısında da tabii ki urasil ribonükleotitleri bulunabilir. Ama dediğim gibi timinse RNA'da olamaz. RNA ise yapıda timin bulunamaz diyeceğiz. Dikkat edip soruya düşmeyeceğiz. Diğer soruma da geçiyorum. Riboz şekeri Adenin bazı sayıları bilinen bir RNA molekülünde yukarıda verilenlerden hangilerinin sayısı hemen altını çizdim kesin olarak bilinebilir diyor. Şimdi ben neymiş adenini varmış riboz şekeri varmış fosfat varmış tek zincirli yapıdan meydana geldiğini unutmuyorsun. Sen bundaki riboz şekeri sayısını bildiğine göre toplam nükleotit sayısını biliyorsun. O zaman toplam glikozit bağı sayısını da bulabilirsin. Adenin urasile guanin sitozine eşit değil ki ben ne bileyim sitozin bazı sayısı kaç. İnorganik fosfat grubunu bulabilirsin. Çünkü sen toplam nükleotit sayısını biliyorsun. Ne kadar riboz şekeri varsa o kadar da inorganik fosfat grubu olacak. O yüzden de cevabımız 1 ve 3 oldu. Hemen son sorumuza da geçiyorum. Yanda iki farklı nükleo, nükleik asit gösterilmiş. Baktığın zaman bu çift iplikli nedir? DNA molekülü. Bu da tRNA dediğimiz moleküldür. Bu nükleik asitlerin yapısında yukarıda verilenlerden hangileri ortak olarak bulunur diyor. Nükleotitlerin yapısında ester bağı dediğimiz bağ vardı. İkisi de nükleotitlerden meydana geldiğine göre ikisinde de ester bağı var. Nük o titlerin yapısında inorganik fosfat dediğimiz fosfat grubu bulunur. O zaman ikisinde de var. Riboz şekeri sadece RNA'da bulunur. DNA'da bulunmaz. Gitti. Hidrojen bağı da tRNA 3 boyutlu yapı kazandığı için oluşuyordu. DNA'da zaten vardı. Ortak olarak bulunanlar da tabii ki 1, 2 ve 4 şeklinde oldu diyeyim gençler. Son sorum dedim ama sondan bir önceki sorulmuş. O bu son sorumuz. Aşağıda verilen olaylar Hangileri gerçekleşirken ATP harcanmaz aktif taşıma adı üstünde enerji harcayarak madde taşınması ikinci ünitede aktif taşımayı detaylı öğreneceğiz. Fotosentez sırasında ATP harcanır hidroliz olaylarında ATP harcanmaz dehidrasyon ve hidroliz tepkimelerinde bunu söylemiştik küçükten büyük yapıyorsan sentezde harcayacaksın sinirsel iletimde tabii ki ATP harcanır diyeyim. Böylelikle konumuzun sonuna geldik. Hemen tekrar edelim. Nükleik asitleri öğrendik. DNA ve RNA adını verdiğimiz iki tane nükleik asitimiz var. Bunların nükleotit adını verdiğimiz yapı birimleri var. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat nükleotitlerin yapısında bulunacak. Bunlar yönetici moleküllerde DNA kalıtsal bilginin nesilden nesile aktarılmasını sağlıyordu. 5 karbonlu şekerlerden riboza baktığımız zaman hem RNA'nın hem ATP'nin yapısındaydı. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılıyordu. Pürinler çift halkalı, pirimidinler tek halkalıydı. Adenin ve guanin'in pürin Sitozin, timin ve urasilin ise primidin olduğunu söylemiştik. Timin sadece DNA'da, urasil sadece RNA'da bulunacaktı. mRNA, tRNA ve rRNA dediğimiz 3 çeşit RNA'mız vardı. RNA, DNA tarafından sentezlenir ve protein sentezinde görev yapardı. ATP'ye baktığımız zaman yapısında adenin vardı. Buna bağlı riboz ve 3 tane fosfattan meydana geliyordu. ATP sentezlenmesine fosforilasyon ATP yıkımına ise de fosforilasyon ismini veriyorduk. Eğer sen hücrede pasif taşıma yapıyorsan veya hidroliz tepkimelerini gerçekleştiriyorsan tabii ki bu olaylar sırasında ATP harcanmıyordu diyeyim gençler. Dediğim gibi ilk ünitemiz olan yaşam bilimi biyolojiyi bitirdik gençler. Ödevlerinizi tekrardan hatırlatıyorum. Dersin başında vermiştim. Yaşam bilimi biyoloji ünitesi diğer sınıflarda da çok fazla derecede kullanacağınız bir ünitedir. Eğer eksiğiniz var ...sa mutlaka tamamlayın diyorum. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.